İbik. İbik doğru cevap. Başka nesi var yavrum? Usulca. Usulca doğru cevap. Adam başı. Adam başı doğru cevap. Geleneksel. Geleneksel doğru cevap. Hanımlar, beyler, son ay finalinin son yarışmacısı İlker Bey'le beraberiz. Tekrar merhaba İlker Bey. Tekrar merhaba İlker Bey. Ne son soru? Hakikaten en sonuncu. En son. Sezonun en son yarışmacısı sizsiniz. Güzel bir hatıra oldu. Evet, enteresan. Bizim için de öyle oldu. Ne soracağımı da bilmiyorum size. İşte etkinlik gidiyoruz, kararıyoruz, rozlaşıyoruz falan. Çok güzel. Var mı sizin selam göndermek istediğiniz kimse? Geçen sefer bayağı bir gönderdi. Eşime bir kez daha göndereyim. İyi fikir. Nasıl? Çok bir. İyi. İşi, kesin işe Özgür yarar. Özgür Ali öpüyorum. Aha, aynen. Güzel bunlar. Çok iyi. Başlayalım mı? Ne yapalım İlker Bey? Aman. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Defo, bozukluk anlamlarına da gelen bir sözcük. Kusur, arıza. Gibi. Fire. Gibi. Kusur gibi daha kusur. Çok. Kıyafetler için kusur defo, demeyiz defo. De. Başka. Ayıp. Gibi bir şey. Kusurun hoş görülmesi için ne deriz? İşte şey, kusur değil de. Kusura bakma deriz ya. Evet. Başka bir şey daha deriz. Özür. Özür doğru cevap. Efendim 4 artı 2. kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Yapıştıralım soruyu. Zihnin uyku mesaisi. Hı? Ya ne haber? Hadi. Bu hipnoz gibi falan. Yok be, ha? Basit düşünün. Uyurken ne oluyor? Zihnin uyku mesaisi. Zihin kapatıyor kendisini. Hayır, uyurken ama siz başka bir alemde oluyorsunuz ya çoğunlukla. Bazen. Rüya. Rüya doğru cevap. Efendim 5 harflilerdeyiz. Tek kelime ve isim soylu bir sözcük soruyoruz. Soralım. Kitap veya bayrak gibi üzerine yemin edilen kutsal bir nesne. Bir besin maddesi. Ekmek. Ekmek doğru cevap. 5 harflilerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük. Görelim. Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanma. Kaygı. Ne? Kaygı. Değil. Arapça kökenli. Şey yapma. Bir şey yapma. Böyle ikircik de denir. Evet, öyle denir. Aynen denir. Aynen. Tamam. O zaman siz evet, sadece tamam. Tabii. Evet. Evet. Harf mı? Alayım bir tane. Bir tane alın artık canım. Heh. O gene gelmiyor. İyi. Aa, bunu bekleme. İşkil. Evet, işkil doğru cevap. Bakayım da bana basmadı. Fark ettim. Altı harflerdeyiz. Tek kelime ve lezzetli bir balık cinsi soruyoruz. Ah. Hadi buyurun. Gelsin bakalım soru. Elips biçiminde yassı vücutlu küçük kalkan. Sürüler halinde gezen Ege'nin meşhur ve leziz yerli balığı. Kalkan. Değil. Kofana. Değil. Levrek. Değil. Çupra. Çupra doğru cevap. Çupra. Çupra doğru cevap. Altı harfli yine Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım. Sorduk bile. Hakem kararıyla karar gereği anlamlarındaki söz. Hükmen. Hükmen doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Gelsin bakalım. Tutarsız sözlerin neden olduğu durum. Paradoks. Karmaşa. Ne? Karmaşa. Değil. Paradoks. Paradoks. Tutarsızlık, paradoks. Evet. Yani bir nokta nokta var. Yani bir öyle diyor, biri de böyle İkilem. Diyor. Gibi bir şey. İkilik. Değil. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Şey. Karışık, karmaşık. Sözüyle davranışı birbirini tutmuyor.
Ne kadar nokta? Tutarsız ama... İşte ona başka bir şey diyoruz. Bir harf. Bir tane kaldı harf alma şansınız zaten. Aa. Risk atacağım. Aa falan. Tutarsız sözlerin neden oldu? Durum paradoks. Bir paradoks. Yani ben yani. Size diyorum ki bugün ak, yarın da diyorum ki yo kara. E bu açıklamada ne var? Ben kendimle ne oluyorum? Çelişki. Çelişki doğru cevap. Evet efendim. Bir harf mı alabiliyorum artık? Bir harf alırsanız da kaç saniye arttırması gerekiyordu? Hiç. Bir saniye. E güzel. Bir harfiniz var. Değil. Yedi tane de sorunuz var. Buyurun güzel. Tepe tepe kullanın. İlker Bey yedi harf. İlker Bey'e tebriklerim. 3500 puandasınız ve 58 saniyeniz var. Hadi bakalım. Yani evet. Yandım anam diye bütün soruları bilmeniz gerekiyor şu an evet. İlker Bey. Devam edelim mi? Evet tabii. Edelim ne yapacağız ki sanki. Efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevabın sorusu gelecek. Fransızca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Deniz ticaretini teşvik amacıyla her yıl 1 Temmuz'da kabotaj. Kutlanan bayramın ön adı kabotaj doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Tek kelime ve bir sıfat soruyoruz. Yapıştıralım. Gaz veya sıvılar için engel teşkil etmek etmeyen malzemeleri niteleyen akışkan. Söz. Akışkan. Ne? Akışkan. Değil. Akışkan. Gibi bir şey ama. Gaz veya sıvılar için engel teşkil etmeyen malzemeler. Şuna basayım. Engel teşkil etmiyor. Akıyor biliyor. Evet. Yani engel değil. Akmasına engel değil. Bunun pürüzsüz. Hayır yok canım tane. Bunun yarısı var, tamı var. Asla akmasına izin vermeyeni var. Bir taraftan diğer tarafa akmasına izin veriyor. Biz ona ne diyoruz? Böyle içinden. Boru şey. Yok efendim. Öbür tarafa hareketini engellemiyor. Transfer, pompon. Aa, değil, 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 değil. Ah be. Transfer. Geçirgen. Ha evet. Tamam. Aa doğru. Pideleri yedik. Pideleri yedik. Vallahi hay Allah. İlker Bey. Efendim 8 harfli bir başka cevabımızın sorusu geliyor. Bu bir ikileme. Hı-hı. İstediğiniz kadar harf alabilirsiniz ama 41 saniyeniz var. Gelsin bakalım. Birbirine sürtünen nesnelerin çıkardığı sesi tanımlayan söz dizisi. Gıcır gıcır. Gibi bir şey. Daha yağlanmamış düşünün. Birbirine sürtünen nesnelerin çıkardığı. Haşır huşur. Gıcır harf gıcır. Alayım bir tane. Verin efendim bir harf verin. Bir tane daha. Bir tane daha verin. Gıç kurç. Garç kurç. Ne? Garç. Evet garç kurç doğru cevap. 9 harflilerdeyiz efendim. 2 kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz. Gelsin bakalım. Uzun mesafelere gaz ve sıvı yakıt aktarımı için kullanılan şebeke. Boru hattı. Boru hattı doğru cevap. Yine 9 harfli, yine 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi. Mecazi bir söz dizisi. Gelsin bakalım. En şefkatli yargı organı. Yargı bastı. Hayatınızdaki en şefkatli insanlar. Anne. Ha? Aile, anne. Evet. Anne kucağı. Anne. Kucaktan daha derin düşünün. Anne yüreği. Anne yüreği doğru cevap. Değil. Bunu anne kalbi. Yani işte kısaca anne. Söyleyin. Anne. Anne, anne demeyin işte onu. Ana yüreği. Ana yüreği ya. Allah. 10 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. 2 saniyeniz var. Yapıştırın hemen. Kelimeleri etkileyici, inandırıcı ve kandırıcı bir şekilde kullanabilen kimse. Cambazı. Laf cambazı doğru cevap. Son. Son soru. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim. Gelsin bakalım. Sezonun son sorusu. Bir şeye karşı istek duymak anlamındaki deyim. Arzulamak. Değil. İki kelime. İki kelime. Bir şeye karşı istek duymak.
Siz mesela bu yarışmaya gelmek için çok neliydiniz? Çaba gösterdim. Hayır, o verdiğiniz emeği. İstek, arzu. İstek. Böyle bir... Ama iki kelime. İnsanda nokta nokta olacak. Yoksa öğrenme nokta noktası olmazsa... Azim. Değil. Öğrenme, merak arzusu. Gibi. Merak gibi. Böyle bir... Önce gitar çalmak istedi, şimdi piyanoya nokta nokta etti. Mail etmek, eğilimi değil. Olmak. Değil. Heves etmek olacaktı İlker Bey. Büyük geçmiş olsun. Canım sağ olsun. Evet, bence de canınız sağ olsun. 5800 puan aldınız ama yani. Zülfikar Bey suyu kaynattığı sırada. Aynen. Su kaynarken burada konu kapandı. Doğru, haklısınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun olduk sizinle tanıştığımızda. Büyük keyifte. Sizinle vakit geçirmek 3 defa üstte. Çok zarifsiniz. Çok sağ olun. Sezonu da sizinle kapatıyor olmaktan dolayı şanslı hissediyoruz gerçekten. Aa, o benim şansım. Çok zarifsiniz. Hala. Evet. Bir daha olayım. Hanımlar, beyler, İlker Bey'i alkışlarla yerine gönderiyoruz ve ay birincimiz Zülfikar Bey geliyor.